Kadının hayatın her alanında rolü büyük. Kadın her alanda kendini gösterirken bazı görevler vardır ki hep erkeklerle özdeşleşmiştir. Bunlardan biri de köy muhtarlığı. Ancak Türkmenköy'de Ayşe Korol köyüne olan bağlılığıyla 4 dönemdir köyün muhtarı. Berat'ı konuşan Ayşe Korol 13 yaşından bu yana toprakla, tarım işiyle uğraştığını, toprağa ve köyüne olan sevgisinden dolayı köyünden kopamayıp yatırımlar yaptığını söyledi. Korol köyün bazı eksikliklerini fark edip bunlar için uğraş vermeye başlamasıyla muhtarlığa ilk adımını attığını dile getirdi. Sevgili seyirciler, kadının olduğu yerde imkansız diye bir şey yoktur. 8 Mart Dünya Kadınlar Haftası dolayısıyla bunun en güzel örneğini yaşayabileceğimiz Türkmenköy'e konuk olduk. 4 dönemdir Türkmenköy muhtarı olan Ayşe Korol, BRT ekibine kapılarını açtı. Kendisinden muhtarlık hikayesini dinleyeceğiz sizler için. Merhaba Ayşe Hanım. Merhaba. Ben önce BRT'mize, sizin buraya gelişinize hoş geldiniz dedim. BRT'ye de teşekkür ederim. Sizin için, yani geldiğiniz için. İkincisi de bütün muhtar adaylarıma da, kadınlarımıza da bu kadınlar gününü kutlar, herkese başarılar dilerim. Evet, Ayşe Hanım 4 dönem dedik ama sizden bir dinleyelim. Muhtar olma fikri sizde nasıl doğdu? 4 yıldır bu başarıyı nasıl sürdürüyorsunuz? O zamanki muhtar benim yeğenim idi. İsmi Özkan idi. Özkan, sen bu deva çıkaran muhtar adayı. Yok dedi. Ben çıkacağım. Arada seçim olduğunda da girerim. Ben köyün 4/3'ünün oylarını aldım. Çok güzel. Çünkü bu köylü beni sever de ne iş yaptığımı da bilir. Kendi menfaatime bir şey yapmayacağımı da bilirdi. Şimdiye kadar böyle dayandık. Ama muhtarlığı böyle yani rahat gören hiç düşünmesin. Muhtarlığın zor yanları çok vardır. Ne gibi zorlukları var? Zorlukları var. Eğer istersen bir köyde başarılı olasın, asla kendini düşünmeyeceksin. Menfaatini düşünmeyeceksin. Eğer o karşıdaki insan da gerek bakanıysa gerek milletvekiliyse ve sezer seni ki bunca yıldır gerçekten menfaatine uğraşarak bir şey yapmadın, sana daha yakınlaşır. Çünkü onun da o korku içinde yoktur. Evet. Köy için uğraştığını hisseder. Kısacası yani şunu anlıyoruz ki 4 yıldır muhtarsınız, Türkmenköy muhtarı, ancak adaylık sürecinde vaat ettiklerinizi bir bir yerine getirdiniz. Vaat ettiklerimi de yerine getirdim. Fazlasını da. Fazlasını da getirdim. Çok teşekkür ederim yardım edene de ama ben çok zorluk çektim. Kadın muhtar olmak isteyen adaylara bir mesajınız olabilir mi? Toparlayalım artık. İşte söyleyeceğim budur. Eğer bu doğru yollardan vazgeçeceklerse, da menfaatlarını düşünürler, hiç yanaşmasınlar, girmesinler. Her şey bir doğrudan ibarettir. Ve bundan böyle kadınlarımıza da aynı şeyi söylerim. Hiçbir işten korkmayacaksın. Girişeceksin her işe. Ömrüne kendini atacaksın. Doğru yoldan da şaşmayacaksın. Herkesin de kadın gününü kutlarım.